Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bugün, dün çok yoğun olduğum ve yorgun olduğum için yapamadığım inşallah Arapça mantık dersimizi sizlerle yapmaya çalışacağım. Son derece önemli bir konuya geldik. Dolayısıyla önermeler bahsindeydik. Önermelerden hamliye önermemizi işledik. Şartiye'ye geldik. Şimdi müsaadenizle vakit zayi etmeden çünkü uzunca bir ders yapacağa benziyoruz. Metnimizi açalım. Sonra onun üzerinden ihtiyaç olduğunda tahta da hazırladım. O tahta üzerinden de derslerimizi daha geniş bir biçimde ele alma imkanımız olacak. Şimdi burada dersimizde gördüğünüz üzere şartiye önermesine geldik. Şimdi hemen kısaca bir değinmem gerekiyor. Önermeler bahsinde önerme dediğimizde iki taraf söz konusu oluyordu. Ve dolayısıyla bu iki taraftan bu iki taraf ve bu iki tarafı birbirine bağlayan bir rabıttan, bir bağdan söz ediyorduk. Bunlar müfret olduğunda bu husus uzunca gördük. Bu hamliyeydi. Yani önerme hamliye önermemizdi. Bunları gördük. Bunun çeşitleri ve kısımları üzerinde de detaylı bir biçimde durduk. Şimdi ikincisi şartiye önermemize geldik. Burada son derece önemli olan bir hususu çok basitçe burada göstereceğim. Sonra ihtiyaç olduğunda tahtada daha geniş bir biçimde inşallah bunların üzerinde duracağız. Şimdi bugün şartiye önermemizi bitirmeye çalışacağım. Bir bütünlük arz etsin diye hem muttasılı hem munfasılı bitişik ve ayrık önermeleri, şartlı önermeleri. Onun için umarım sizi biraz yoracağım ama sizler inşallah parçalayarak, bölerek ve dinlenerek izleme imkanınız olduğu için öyle bir bu YouTube derslerinin bende oluşturduğu bir huzur var. Canlı ders değil bu. O nedenle daha biraz rahat hareket ediyorum. Ben kendim de bazen sesim yorulduğunda sesimi dinlendirmek için ara verebiliyorum, durduruyorum kaydı. Şimdi el kadiye şartiyeden söz ediyoruz. Aksamu şart. Çünkü girişte biraz bundan bahsetmiştik. Efendim hamliyeden ve şartiyeden önermeleri ikiye ayırarak biraz bahsetmiştik. Şartiye önerme dediğimizde burada iki alanın birbirinden efendim ayrışmasına özen göstermemiz gerekiyor. İki tane alanımız var. Bunlardan bu önermemizin ilkine yani hamliyede özneye tekabül eden kısma mukaddime M harfiyle gösteriyoruz. Diğerine yani mahmule yüklemede şeye benzeterek aklınızda daha yer etsin diye bu ifadeleri kullanıyorum. Ona da tali diyoruz. Demek ki şartlı önermelerimizin mukaddem ve tali olmak üzere iki parçası var. Bunların arasını bir bağlaçla bağlıyoruz ve bağlaç bize her zaman bu iki önermenin bir ilişki üzerinden birleşmesini sağlıyor. Ve biz bu bağlacın iki önerme arasında kurmuş olduğu ilişkiden hareketle de ona isimler veriyoruz. Şöyle önerme, böyle önerme diye birazdan detaylarını konuşacağız. Bu itibarla mantıkçılarımız özellikle dikkatimizi çekerek derler ki, değerli arkadaşlar, sevgili izleyenler, bağlacımızı kaldırdığımızda bu kendi başına bir önerme, bu da kendi başına bir önerme olur. O halde biz kadiye-i şartiye dediğimiz şartlı önermelerde aslında birbirinden bağımsız olan iki tane önermeyi birleştiriyoruz. Birbirinden bağımsız olan bu iki önermeyi birleştirdiğimizde bir bağlantı kurduğumuzda bu bağlantının durumuna ve keyfiyetine göre de ona bir isim veriyoruz. İşte bu şekilde şartlı önermelerimizi ikiye ayırıyoruz. Kadiye, şartiye, muttasile bir de el munfasile olmak üzere efendim iki tür birleşik önermelerimiz var.
muttasıl, pardon, şartlı önermelerimiz var. Birleşik şartlı önerme, ayrık şartlı önerme diye Türkçe'de ifade ettiğimiz iki tür önermemiz var. Şimdi bu iki tür önermenin ikisi de son derece önemli. Detayları üzerinde, misalleri üzerinde dikkatlice ve yavaş yavaş duralım. Metnimizi de okuyalım ve inşallah bu dersimizi sağlıkla, afiyetle tamamlamış olalım. Diyor ki müellif bize, tenkasimul muttasile, şimdi ikiye ayrıldık ya şartlı önermelerimiz, muttasıl ve munfasıl diye ikiye ayırdık. Şimdi munfasıl olan şey, muttasıl olan, bitişik olan önermemiz tenkasimul muttasile bi itibari tabiatil ittisal. Bakın, ne arasında? Beynel mukaddem ve tali. Bakın, M ile ve T ile gösteriyorum. Mukaddem ile tali arasındaki onları birbirine birleştiren, birleşmesine neden olan ilişkinin doğası, tabiatı itibariyle ila lüzumiye ve ittifakiye diye ikiye ayrılır. Bunları ayrı renklerden renklendirelim. Evet, lüzumiye ve ittifakiye diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi bunların her birerlerini bize müellif bir lüzumiye, iki ittifakiye diye ayrı ayrı tanıtacak, verecek. Biz de bunların üzerinde inşallah duracağız. Hemen kelime anlamları üzerinde kısaca durarak devam edeceğim. Lüzumiye demek, sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, lüzumiye demek mukaddem ile tali arasındaki ilişki zorunludur demektir. Yani mukaddem ile tali arasında öyle bir ilişki var ki mukaddem söz konusu olduğunda, yani mukaddem gerçekleştiğinde zorunlu olarak tali de gerçekleşir. Ya da tersinden söyleyelim, tali gerçek olduğunda mukaddemin de gerçek olması zorunludur. Şöyle de diyebiliriz, mukaddem ile tali arasında sebep-sonuç ilişkisi gibi zorunlu bir ilişki söz konusudur. Onun için de Arapçada lezime, lüzum, bu iltizam bir zorunluluğu ifade eder. Ve zorunlu bir ilişki var. O halde bizim mukaddem ve taliden oluşan şartlı bir önermemizin mukaddemi ile talisi arasında neden sonuç ilişkisinde olduğu gibi zorunlu bir ilişki, birliktelik söz konusuysa, birbirlerinden ayrılamıyorlarsa, o zaman bu önerme el kadiye önermedir. El şartiye şartlıdır. El muttasile bitişiktir. El lüzumiye bitişikliği zorunludur. El kadiye, el şartiye, el muttasile, el lüzumiye diyoruz buna mantıkla. Peki şimdi müellif diyor ki vahiyelleti, işte bu önerme, yani şartlı, muttasıl ve lüzumiye önermemiz, beyne tarafeyha, bu önermenin tarafları arasında. Neydi taraf? Mukaddem ve tali. Mukaddem ile tali arasında ittisalun hakikiyun, gerçek bir ittisal söz konusudur. Hakiki bir ittisal, bağ, bitişiklik söz konusudur ki birleşme, yani ayrılamaz demektir. Ayrışamayan öyle bir bitişiklik söz konusudur ki neden dolayı? Li alakatin, mukaddem ile tali arasında bir ilgi, bir alaka nedeniyle. Öyle bir alaka ki li alakatin tucibu, bakın tucibu istizlam, neyi istilzam, zorunluluğu doğuran, bir zorunluluk gerektiren aralarında bir alaka söz konusudur. Nasıl bir alaka bu? Tucibu istilzame ahadihima lil ahar. Mukaddem ile tali arasında birinin diğerine bağlılığı zorunluluk ilişkisidir. Az sonra misal üzerinde göreceğiz. Mukaddemi söylediğimizde tali söz konusu olduğunda mukaddem birbirlerinden ayrışamaz bir biçimde zorunluluk ilişkisine
tabi ise böyle bir şartlı bitişik önermeye lüzumiye diyoruz. Müellifin verdiği örnekte bir sıkıntı var. Onu düzelterek gidelim. Nahu örnek vermiş. İza sahune, 5. baptan okuyorum. Lazım fiil olarak. Müteaddisi de var bu fiilin. Bu ısıtma demektir. Eğer biz bu kelimeyi kullanacaksak şunu değiştirmemiz lazım. Çünkü müellifin verdiği örnek hatalı olmuş. Başka kaynaklarda da bu örneği maalesef bir zuhul eseri olarak vermişler. Sahune bir şeyi ısıtmak, sıcak tutmak, ısısını artırmaktır. Su ısındığında izâ sahunel ma, su ısınınca fe innehu yemtettü, genişler, genişlemez. Su ısınınca buna şöyle diyebilirdik bunun yerine. Yetebahharu, buharlaşır. Eyvallah. Su ısındığı zaman buharlaşır. Bu zorunlu bir ilişkidir. Ama eğer genişlemeyi kullanacaksak bunu değiştirmemiz lazım. O zaman da izâ tecemmedel ma'u, su donarsa yetemeddedu, genişler, hacmi genişler. Onun için çelik bir kabın içine su koyduğunuzda kapatırsanız ve içinde o suyun donmasını sağlarsanız çeliği patlatır. Çelik olması önemli değil. Çünkü suyun hacmi donduğunda genişler. Onun için bu iki fiilin yan yana kullanımında örnekte hata olmuş. Şunu söylüyor yani. Söylediğimiz şey şu. Suyun kaynamasıyla buharlaşması arasındaki ilişki iltizami, zorunlu bir ilişkidir. Peki örneklerimizi mukaddem tali yapalım. Birinci önermemiz su kaynar. İkinci önermemiz tali buharlaşır. Bunlar ayrı ayrı iki önerme bakın. Şimdi bunu şartlı önerme olarak birleştiriyoruz, muttasıl hale getiriyoruz. İza bağlacıyla bakın bunu bağladık. Su kaynatılırsa ya da kaynarsa buharlaşır. Su kaynarsa buharlaşır. Bu zorunlu bir ilişkidir. Ya da tersini söyleyelim. İza tecemmedel ma'u, eğer su donarsa yemteddu, yetemeddedu ya da yemteddu imtidad eder. Yani genişler, hacmi genişler. Bu zorunlu bir ilişkidir. Şimdi hangi önermeyi söz konusu edersek edelim, aralarında mukaddem ile tali arasında böylesine zorunlu bir ilişkinin bulunduğu önermelere kadıye, şartıya, şartlı önerme, şartlı olması neden? Niye şartlı? Biri diğerine bağlı çünkü. Muttasile bitişiktir çünkü aralarındaki bitişiklik bir lüzumiye ise lüzumiye zorunluluk ifade eder. Ama ikinci bir bitişik önermemiz var ki, bakın şartlı bitişik önermemiz var ki, bunun adı ittifakiyedir. İttifak sözcüğünün Türkçe'de kullanımı sizi yanıltmasın ve yine Arapça'da kullanımındaki kimi farklılıklar bizi yanıltmasın. Mantıkçılar için ittifakiye tesadüf, rastlantıdır. Bunun Türkçesinde tevafuk kullanıyoruz. Tevafuk. Yani birlikte meydana gelmek. Birlikte oluşmak. Şimdi birazdan misal üzerinde duracağız. Mukaddem ile tali arasında vuku bulmada bir birliktelik söz konusu. İşte vukuudaki birliktelik onu muttasıl önerme yapıyor. Fakat vuku bulan iki olayın birbirleriyle ilişkisiz olması da onu rastlantısal bitişik önermeye dönüştürüyor. Evet. Birbirinden ayrı mukaddem bir olaydır. Tali bir başka olay. Bunların ortak yanı ne? Birlikte vuku buluyorlar. Birlikte vuku buldular. İşte onları birleştiren şey vukuda birliktir. Vukudaki birliktir. Ama mukaddemdeki olayla
talideki olayın birlikte vuku bulmasının dışında hiçbir alakaları yok birbirleriyle. İşte bu ittifaki oluyor. Ama yine de bir birlik olduğu için bu önermelerde onları da muttasıl bitişik önermelerin içinde saymışız ve adını da ne yapmışız? İttifakiye koymuşuz. İttifak, sizi tekrar söylüyorum, yanıltmasın. İkisinin birlikteliği ve efendim ittifakı değil, vukuda ittifaktır. El ittifak fil vuku, vukuda ittifak var. Yani vukuda birlik var, başka yok. Vahiyelleti, bu tür bir önerme, leyse beyne tarafeyha, bakın, leyse beyne tarafeyha, tarafeyne mukaddime ve tali. İttisalun hakikiyun, gerçek bir ittisal. Yani zorunlu bir ittisal yok. Neden dolayı? Li ademi olmadığından dolayı. Neyin? Li ademil ille elleti, bakın, li ademil illetilleti tucibul mulazeme, mukaddem ile tali arasında zorunluluğu gerektiren bir ilgi alaka olmadığı için bu önermenin ittisali, bitişikliği efendim gerçek değil, hakiki değil. Bakın, ittisalun hakiki, leyse ittisalun hakiki, gerçek değil. Ya tesadüfidir, rastlantısaldır. Velakinnehu, bakın, velakinnehu yettefiku husulü tali, bakın, tali önermemizin meydana gelişi yettefiku, rastlar, denk gelir. İnde husulil mukaddem, mukaddemin meydana geliş zamanına tekabül eder. Vukuda birlik dedim onun için. Birlikte vuku bulurlar. Mukaddem ile tali aynı anda vuku bulurlar. İlişki de, ittifak da sade bundan ibarettir. Kemalev, bakın, Kemalev, ittifaka enne Muhammeden, bakın, Muhammed'in et-talibu, öğrenci olmasının denk düşmesi gibi. Muhammed bir öğrencidir. Bir öğrencidir. Muhammed bir öğrencidir. Onun öğrenciliği, bakın, denk düşüyor. Kime? La yahduru ederse, bu Muhammed öyle bir öğrenci ki derse hazır olmuyor. Derse gelmiyor. Neden sonra geliyor? İlla ba'de şuru'il müderris, hoca derse başladıktan sonra geliyor. Şimdi o zaman mukaddem, bakın, mukaddem Muhammed öğrenci. Tali ne? Hoca derse başladı. Şimdi Muhammed'in derse gelmesiyle hocanın derse başlaması birbiriyle hiç ilgisi yok. Muhammed derse hiç gelmese de hoca derse başlayacak. Alakası yok. Ama her nasılsa Muhammed derse geç kalan bir öğrenci olduğu için şu ana kadarki gözlemlerimize göre Muhammed hoca derse başladıktan sonra derse geliyor. Peki buradaki rastlantı ne? Muhammed'in derse gelme anıyla hocanın Muhammed gelmeden önce derse başlamış olma anının denk gelmesi, çakışmasıdır. Buraya başka bir renkle, müsaadenizle, şöyle bir not düşmek istiyorum. Bu önemli bir not. Şartlı önermelerimizin bu ittifakiye olanı gözleme dayanır. Gözleme dayanır. Yani tümevarımdır. Tümevarımsaldır. Yani Muhammed ne zaman derse gelse, şimdi onu böyle önermeye çevireceğiz aşağıda. Şöyle bitişik önerme yapıyoruz. Muhammed her ne zaman derse gelmiş olsa ya da derse gelse, hoca mutlaka derse başlamış olur. İşte bu önerme. Bu sözümüz Muhammed'le hocanın derse başlaması arasındaki gözlemimize dayanıyor. Böyle bir gözlemimiz var. Bu gözlem, bugüne kadar yaptığımız gözlemin tümevarımı böyle. Tümevarımsal bir önermedir. Yani ben buna tümevarımsal şartlı önerme diyorum ittifakiyeye. Tümevarımsal şartlı önerme. Bakın, şimdi diyor ki müellif, fetuellefu hazihil kadiyye şartiyye, bu şartlı önerme terkip olunabilir. Telif, terkip olunabilir. Yani şu şekilde bir önermeye dönüştürebiliriz. Dönüştürelim.
Kullema ca'e Muhammed. Muhammed her ne zaman derse gelse. Fe innel müderris. Hoca kad sebaka şuru'uhu. Derse başlamış olma anı Muhammed'in önüne geçer. Yani Muhammed'den önce derse başlamış olur diyor. Peki burası ne? Mukaddem. Bura ne? Tali. Mukaddemle tali arasındaki onları birleştiren birleşiklik durumu, ittisal ne? Vuku. Muhammed'in derse gelmesiyle hocanın derse başlaması. Mesela buna çok güzel şu örneği de veriyorum ben genelde derslerde. Kullema bu bağlaç önemli. Kullema dahaltul mescide ne zaman mescide girsem ne zaman mescide girsem feraaytuhu ya da feraaytu Muhammeden diyelim. Yescudu. Onun secde ettiğini görüyorum. Ne zaman mescide girsem baktım Muhammed secde ediyor. Şimdi Muhammed'in secdede oluşuyla benim mescide girmemin arasında hiçbir alaka yok. Sadece rastlantısal, ittifakiye olarak bugüne kadar ki benim müşahedem ne zaman camiye girdiysem onu secdede gördüm. Peki bu değişemez mi? Elbette değişir. Peki ben o mescide gelmesem o secde etmeyecek mi? Hayır. Yani Muhammed ben geldiğimde onu secdede göreyim diye mi secde ediyor? Hayır. Peki ben Muhammed'i mescitte secde ederken göreyim diye mi mescide gidiyorum? Hayır. Demek ki o zaman bu iki önermenin yani mukaddem ile tali arasında onları şartlı bitişik önerme yapan alaka nedir? Alaka vukuda birliktir. Mukaddem ile ilgili olayla tali arasındaki olayın birlikte rastlantısal olarak ama rastlantısal olarak aynı anda vukua gelmesidir. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi el-kadiyye şartiye muttasile kolaydı. Gördük. Değil mi? Gayet kolaydı. Şimdi biraz sizi yoracak ve beni de tabii yoracak bir konuya geldik. Bu son derece önemli. Daha önce yaptığım pek çok mantık derslerinde de bunları bu bölümü öğrencilere anlatırken çok zorlanırız. Özellikle İsagogi metinlerinde de öyledir ki İngilizce'de İsagogi metinlerini inşallah birlikte okurken bunun İsagogi versiyonunu da okuyacağız. Burada da müellifin bize vermiş olduğu örnekler üzerinden inşallah bu bölümü yani vurgulayalım. Farklı bir renkle vurgulayalım şöyle. El-kadiyye şartiye munfasile yi göreceğiz. Şimdi her şeyden önce değerli arkadaşlar biz şu kadiyye şartiye de munfasileyi bir anlayalım. Munfasile ne demek? Bunu biraz anlayalım. Sonra ibareyi okuyalım. Daha iyi anlayalım. Şimdi az önceki gördüğümüz şartlı önermemiz neydi? Muttasileydi. Adından da anlaşılacağı üzere mukaddem ile tali arasında ne vardı? Bir ilişki söz konusuydu. Bu ilişki ister zorunlu olsun, ister rastlantısal olsun. Bu ilişki bunları birbirine ne yapıyordu? Bağlıyordu. Şimdi tam tersini göreceğiz. Mukaddem önermesiyle rengi değişelim. Bu M önerme, T önerme. Bu iki önermenin arasında da bu sefer ne olacak? Münafat olacak. Yani zıtlık, olumsuzluk. Birbirlerini olumsuzlayacaklar. Bu olumsuzluk öyle ki bu olumsuzluk bazen çelişki olabilir.
Bazen zıtlık olabilir. Bazen farklılık olabilir. Hilaf, farklılık olabilir. Her ne olursa olsun ama illa ve mutlaka mukaddem ile tali arasında bu biçimde bir olumsuzluğun birinin olması durumunda diğerinin olmaması gerekir gibi bir durum söz konusudur. Bu itibarla sevgili arkadaşlar, munfasile dediğimizde aklımıza hemen şu gelecek. Önermeler arasında bir olumsuzluk var. Buna biz tenafi diyoruz, teanüt diyoruz, tenafür diyoruz. Önermelerin birbirlerini itmesi, birbirlerinden kopması, birbirleriyle bir araya gelmemesi durumuna diyoruz. Peki efendim, bu niye şart bir önerme oluyor? Çünkü bu birbirleriyle itişen, birbirleriyle çelişen ya da birbirleriyle birlikte olmayan bu iki önermenin bu olumsuzluğu bunları şartlı önerme kılan bağlaçlarla. Bu bağlaçların çeşitliliğiyle bir sürü isimler alan, aşağıda örneklerini göreceğiz, önermelerimiz kadıya, şartıya, munfasile olurlar. Demek ki biz şartlı ayrık önerme dediğimizde, şartlı ayrık önermedeki şu ayrık sözü mukaddem ile tali arasındaki aykırılık demektir. Mukaddem ile tali arasında bir aykırılık söz konusu demektir. Şimdi burada müellif bize şöyle bir efendim konuya giriş yapmış ve konuyu bize izah ediyor. Diyor ki lil munfasileti şartlı ayrık önermeler taksiman iki kısma ayrılır. Biri elif yani A, diğeri de aşağı inelim. Neredeydi? Burada. B. A ve B olmak üzere diyor ikiye ayrılır. A kendi içinde ikiye, B de kendi içinde üçe ayrılacak. Bu bizim bu müellifin taksimatıdır. Biraz da İranlı Havza hocalarının, mantıkçılarının ihtimam gösterdikleri bir ayrıntıdır bu. Yoksa mesela bizim klasik İshak Hoca geleneğinde, Şemsiye geleneğinde, Süllem'de bunlar ele alındığında böyle bir taksim yoktur. Şartlı ayrık önermemiz dendiğinde direkt şu B kısmıdır. Yani B'dir. Direkt buradan başlarız. Ve normali de budur aslında. Ama müellifimiz biraz daha ayrıntıya girmiş. Biraz ayrıntıdan, o ayrıntıları ben birleştirerek de inşallah sizlere sunacağım. Kimi verdiği örneklerde biraz sıkıntılar var. O sıkıntılara da dikkatinizi çekeceğim. Ve böylece bu kadıya şartıya munfasilenin ayrık şartlı önermenin ne olduğunu biraz kavramaya çalışalım. Peki farklı bir renkle vurgulayarak devam edelim. İkiye ayrılıyor diyor munfasile A ve B olarak. A da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Birine el inadiye, diğerine el ittifakiye. Bakın burada var ittifakiye. Şimdi aşağıda da göreceğimiz üzere aslında normal olarak müellif bunu şu inadiyeyi ben birleştirmek istiyorum müsaadenizle. Bu inadiyeyi şu hakikiye ile aynıdır bu. Birleştirerek verebilirdi ki diğer kaynaklarımızda böyledir bu. Burada kastedilen inadiye ile aşağıdaki el hakikiye arasında la farka beynehuma arasında bir fark yok. Az sonra örneklerde de göreceğiz. İkisi aynı şeydir. Bir de el ittifakiye diye yine yukarıda olduğu gibi biraz kendisi de aşağıda söyleyecek. Muttasile'de olduğu gibi burada da mukaddem ile tali arasındaki uyumsuzluk rastlantısaldır. Buraya dikkat edelim. Yukarıda uyum, birlikte vuku rastlantısaldı. Bunda da aralarındaki uyumsuzluk, aralarındaki olumsuzluk rastlantısaldır.
Yani mukaddem ile talinin aralarında bir olumsuzluk, birinin diğerini reddi, birinin diğerini olumsuzlaması var ama bu tamamen rastlantısal bir şeydir. Onu söyleyecek. Peki okuyalım bakalım örnekler vesaireler ne kadar açık, ne kadar bizi ikna edebiliyor. Üzerinde duralım ve böyle inşallah konuyu zihnimizde netleştirelim. Diyor ki ve hâze taksim bu bölümleme bi itibari tabiatı tenafi beyne tarafeyn. Peki beyne tarafeyn dediğine mukaddem ile tali. Mukaddem ile tali arasındaki tenafi olumsuzluk ve bu olumsuzluğun tabiatı, doğası. Bu olumsuzluk ne tür bir olumsuzluk? Yukarıda söyledik ya çelişki var, zıt var, ihtilaf var, ayrılık var. Bunları söyledik ya. Ne tür bir efendim olumsuzluk üzerinden bu iki önerme mukaddem ile tali ayrık şartlı bir önerme ortaya koyuyor. Kel muttasileti bir önceki şartlı muttasıl önermede, şartlı bitişik önermede, muttasıla bitişik önermede olduğu gibi fetten kasimu ila ikiye ayrılır. A bir ya da iki. El inadiye el ittifakiye. İnadiye ve diyor ittifakiye diye ikiye ayrılır. Peki inadiye ve ittifakiye diye ikiye ayrılıyor. Bunları vurgulayalım. Bir el inadiye, diğer de ittifakiye. İnadiye de bir sorun yok. Zaten el hakikiye. O bütün mantıkçıların zaten en çok önem verdiği şartlı ayrık önerme dediğimizde ilk akla gelen el inadiye yani bir mana el hakikiyedir. Yazılmış ya. Hakikiye. İlk akla gelen budur zaten. Hemen şimdi okuyalım. Diyor ki vahiyelleti bu şartlı ayrık önermenin inadiye olanı öyle bir önermedir ki beyne tarafeyha taraflar arasında ne taraf tali ile mukaddem arasında ne vardır? Tenafin bir uyumsuzluk, bir olumsuzluk vardır. Ve inadun birbirlerini bir itme, bir reddetme vardır. Ama nasıl? Hakikiyun. Gerçek anlamda bir inat, gerçek anlamda bir olumsuzluk vardır. Ne arasında? Mukaddemle tali arasında. Tıpkı bitişik önermedeki zorunluluk ilişkisi gibi. Muttasıl bitişik şartlı önermemizde mukaddem ile tali arasında nasıl bir zorunluluk ilişkisi vardı? Bunda da tıpkı onda olduğu gibi şu renkle yazalım. Bakın. Tıpkı zorunlu bir aykırılık, zorunlu bir olumsuzluk söz konusu. Hakiki bakın. İnadun hakikiyun. Gerçek bir ne var? Aykırılık var. Ne itibariyle? Bi entekune, bakın. Bi entekune zâtun nisbe fî kullin minhuma. Mukaddem ile talinin her birerlerindeki zatî nisbetler itibariyle. Yani mukaddemin zatı, talinin de zatı itibariyle örnekte daha açıklayacağım bu zatı ne demek? Bunların arasında ne vardır? Tekunu zatun nisbe fi kullin minhuma. Bu mukaddem ile talinin her birerlerindeki zatî nisbet. Mukaddemin zatı talinin zatı arasındaki nispet ilişki nedir? Bunlar tunafi ve tuanidu zaten nispet. Bu zati nispetin fil ahar. Birinin diğerine olan zati nispeti münafilik ve taanüt üzerinedir. Yani olumsuzlamaya ve aykırı olmaya bağlıdır. Demek ki az sonra efendim örnek çok güzel. Örnek üzerinden bu ibarenin anlamını daha netleştireceğim. İhtiyaç duyarsak yeniden okuyabiliriz. Daha net bir biçimde anlayacağınızdan eminim. Önermelerimizin mukaddemi ile talisi arasında zati bir nispet var ve bu zati nispet bunların zatlarının aralarında bir münafereti, bir olumsuzluğu, bir zıtlığı zorunlu gerektiriyor. Bunu anlatıyor.
birinin diğerine göre. Örneğin örneğimizi farklı bir renkten renklendirelim. Üzerinde işaretlemeler yapalım. Bakın örneğimiz şu. Diyor ki müellif, nasıl bir renkle şöyle renklendirelim. El adedu sahih, tam sayı, tam sayı. İmma en yekune zevcen, ya çift olur, ev ferden, ya da tek olur. Tam sayı ya çift ya tektir. Şimdi biz bunları mukaddem ve tali yapalım. Mukaddem tek sayı, pardon çok özür dilerim, hemen düzeltiyorum. Mukaddem sayı, yani tam sayı tektir. Tali tam sayı çifttir. Şimdi bunların mukaddem ile talinin tek olması ve çift olması hem mukaddemin hem talinin zati özellikleridir. Burayı şöyle renklendirelim. Yani sayının tek olması da çift olması da sayıya ait zati özelliktir. Zati özellik. Bu zati özellik öyle bir zati özelliktir ki, zatı daha önceki derslerimizde biliyoruz artık. Zat, araz, bunları konuştuğumuz için tekrar bunları ayrıca izah etme ihtiyacı duymuyorum sizlere. Konuları düzenli dinlediğinizi varsayarak. Dolayısıyla zati öyle bir durumdur ki cevheri olarak ondan ayrılamaz. Yani teklik ve çiftlik sayının öyle zati vasfıdır ki ister mukaddem ister tali olsun. Tek olmayı ve çift olmayı sayıdan uzaklaştırırsak sayı gider. Sayı diye bir şey kalmaz. Zatı yok olur. Onun için muhalefet, mübayenet, muanede mukaddem ile tali arasında nedir? Zatidir. Şimdi zati olarak bir sayının tekliği ve çiftliği, bir tek ve çift birbirlerine zıt mı? Evet. Birbirlerini reddediyor mu? Tek olduğunda çifti dışlıyor. Çift olduğunda teki dışlıyor mu? Evet. Mukaddem tali birbirini itiyor mu? Evet. Aralarında olumsuzluk var mı? Evet. Peki dikkat. Zati olarak bunlar bir sayıda, bir sayı hem çift hem tek olabilir mi? Hayır. Öyleyse el-inadiye mukaddem ile tali arasındaki ayrılığın, bakın ayrık önerme ya, ayrılık, ayrılığın zorunluluğudur. Mukaddem ile tali arasındaki ayrılık zorunludur. Aşağıda göreceğiz, aynı örneği verecek. Orada daha iyi duracağız üzerinde. Çünkü daha detaylı bir biçimde ele alacağız. Vaktimizi almasın diye girmiyorum. Gördüğünüz gibi burada inadiyeden maksat durum nedir? Sorunlu. Şimdi her ne kadar çok iyi bir örnek olmasa da verdiği örnek, ittifakiyeye gelelim. Ama yeterlidir. Ben de bir örnek hazırladım. Gerekirse onu da sizinle paylaşırım. İttifakiye neydi? Mukaddem ile tali arasındaki olumsuzluğun rastlantısal oluştur. Rastlantı. Tevafuk, denk gelme, tesadüfe, tesadüftür. Mantık şarihlerimiz bu sözcükle şerh ediyorlar ittifakiyeyi. Peki diyor ki vahiyelleti, şartlı ayrık önermemiz ittifakiye olursa o zaman la yekunu et tenafiyu, bakın olumsuzluk olmaz beyne tarafeyha, bakın beyne tarafeyha. Tarafeyha ne? Mukaddem ile tali arasındaki olumsuzluk hakikiyen la yekunu hakikiyen, gerçek olmaz. Zatiyen zati de olmaz. Örnek üzerinde duracağız. Demek ki ittifaki olduğunda bu mübayenet,
mukaddem ile tali arasındaki muanede, münafere ve mübayene, bu aykırılık hakiki de değil, zati de değil. Nedir sadece? Ve innemâ yettefiku, bakın, sadece denk geliyor, rastlıyor, denk geliyor. Ne en yetehakkaka gerçekleşmesi. Ahaduhuma, bakın ahaduhuma, buradaki huma nereye raci? Bu mukaddem ve taliye. Mukaddem ve taliyenin her biri ayrı ayrı bidunil ahar, bakın. Birbirinden bağımsız olarak. Mukaddem taliden, tali de mukaddemden bağımsız olarak ayrı ayrı gerçekleşirler. Ve onları birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı gerçekleştiren şey de li emrin haricin, harici dışsal bir durumdur. Harici dışsal. Yani mukaddem ile talinin kendilerine dahil olmayan, mukaddem ve talinin dışında, mukaddem ile taliden hariç, dışsal bir etken nedeniyle, an zatihime bakın, mukaddem ile talinin zatlarının dışında, dışsal bir nedenden dolayı onların gerçekleşmeleri, tahakkukları rastlantısaldır. Verdiği misale bakalım. Nahu, örneğin. İmma en yekûnel câlisu, bakın, fiddâr, evde oturan kişi, ya Muhammeden, Muhammed olabilir, ev bakiren, bakir olabilir. Nasıl ama? İzzet tufika, rastlamak koşuluyla, denk gelmek koşuluyla. Ne anlamda? En ulime, biliniyor ki, enne gayrahuma, Muhammed'le Bakir dışında, lem yekun, evde kimse yok. Yani biz biliyoruz ki evde sadece Muhammed'le Bakir olabilir. İkisinin de evde olma olasılığı var mı? Birlikte değil, ayrı ayrı. Muhammed evde olabilir mi? Mümkün olabilir. Peki Muhammed olmayıp Bakir olabilir mi? Evet, olabilir. Bakir de olabilir. Peki diyelim ki ikisi birlikte evde olsunlar. Olabilir mi? Mümkün mü? Ama bu bir denk gelmedir sadece. Yani onun evde olmalarını, birlikteliği sadece denk gelmedir. Ama burada birlikteliği vurgulamıyoruz çünkü münafaat gerekiyor ya, ayrılık gerekiyor ya. Yani burada yekuneden hareketle diyoruz ki evde oturan kişi ya Muhammed olur ya Bakır olur. İkisi birlikte olmaz demiş. Aslında olasılık olarak mümkündür ama bu ayrık şartlı bir önerme olduğu için ayrık şartlı önerme olmanın gereği olarak ayrı ayrı olmaları gerekiyor. Yani ya Muhammed olmalı ya Bakır olmalı. Peki Muhammed'in oluşuyla Bakir'in oluşu birbirleriyle herhangi bir olasılık ve rastlantı dışında bir ilişkisi var mı? Hayır, yok. Ben bir misal hazırlamıştım size. Bakayım ne hazırlamıştım, onu okuyayım size. Evet. Şöyle bir örnek hazırlamışım. Onu sizinle paylaşayım müsaadenizle. Bu örnekten biraz daha iyi gibi duruyor. Buraların iyi anlaşılmasını istiyorum. Demişim ki, imma en yekune müderrisu fi's saffil evveli Aliyen ev Ömeren. Yani birinci sınıftaki hoca ya Ali'dir ya Ömer'dir.
İkisinden biridir. Ama şimdi ikisinden biri olması o sınıfa bu hocalar giriyor olduğundan dolayı. Ama şimdi Ali mi var, Ömer mi var bilmiyoruz. Ali de olabilir, Ömer de olabilir. Ali olursa da rastlantısaldır, Ömer olursa da rastlantısaldır. Ama biri olunca diğeri olmayacak. Koşul o, ev, şartlı ayrı önerme. Dolayısıyla buna ittifakiye diyoruz. Yani çok da önemli bir şey değil. Zaten çoğu temel mantık kaynaklarımızda bu örnekler efendim. Bunlar bu ittifakiyeyi çok şeye almazlar. Evet, kale almazlar. Şimdi asıl meseleye yeni geldik sevgili arkadaşlar. Asıl mesele şu. El-kadiyye, şartiye, munfasile tenkasimu ila selaseti aksam. El-hakikiyye ve maniatul cem'i ve maniatul kulu. Üç tanedir. Şimdi müsaadenizle ben bunu önce bir vurguluyorum ayrı ayrı. Bir, el hakikiye. İki, maniatul cem. Üç, maniatul hulu. Buraya geri dönmek üzere müsaadenizle bir tahta açacağım. Buraya geri döneceğiz. Şimdi şurayı bir iyi anlayalım. Burayı iyi bir anlarsak değerli izleyenler ve sevgili öğrencilerim, bu dersi çok güzel, fevkalade anlamış olacağız. Ve bu dersi özellikle bu noktayı iyi anlamak, kadiye, şartiye, munfasıleyi anlamak demektir. Onun için şöyle yazalım. Hemen yazalım. El kadiye. Eşşartiye. El munfasile. El munfasile. Şartlı ayrık önermemiz. El hakikiye. Maniatul cem maniatul hulu. Olmak üzere üçe ayırdık bakın. Bizim mesela İshak Hoca şerhlerimizde ve farklı kaynaklarımızda bunları ifade ederken şöyle de ifade edildiğini görüyoruz. El hakikiye yerine maniatı cem'i vel kulu. Bakın birleştirdi. Cem, kulu burada birleşti. Maniatil cem ve hulu. Birincisi bu. İkincisi sadece cem'e mani. Üçüncüsü sade hulu ve mani. Şimdi ne demek mania, cem, hulu bunları bir anlayalım. Şimdi şurada anlayalım. Sonra detaylandıracağız. Değerli izleyenler, cem mukaddem ile tali arasındaki olumsuzluğun birleşmesi demektir. Hulu da ayrışması demektir. Yani elimizde iki tane önerme var. Biri mukaddem, biri tali. Bunların birbirleriyle olan olumsuzlukları var. Bu olumsuzluk durumu aşağıda birazdan yazacağım. Hangi koşullarda birleşebiliyor, ayrışabiliyor ve önerme nasıl olduğunda hem birleşmeye engel, mania engel demek.
Önerme nasıl olduğunda hem mukaddemle tali arasındaki iddianın, önermesel iddianın birleşmesine manidir, hem ayrılmasına manidir, hem ayrılmasına manidir. Önerme nasıl olduğunda sadece birleşmeye manidir de ayrılmaya mani değildir. Önerme nasıl olduğunda ayrılmaya manidir de birleşmeye mani değildir. Şimdi bunları müsaadenizle şöyle netleştirmek istiyorum tablo olarak. Tablo olarak şu ifadeleri sizin de mutlaka bu şekilde öğrenmenizi istirham edeceğim. Kavramsallaştırma üzerine gidelim. Mantıkçılarımızın hemen hepsinin ortak ifadeleri şartlı ayrık önermemiz hakikiye olduğunda, yani maniatul cem ve hulu olduğunda bunu şöyle ifade ederler. La yectemian, la yectemian ve la yertefian. Şimdi bu ne demek? Mukaddem ile tali bir anda birlikte olamaz. Birlikte olamadığı gibi ayrılamaz da. Yani ne cem olur ne ayrılabilir. İşte maniatul cem ve huluvun anlamı bu. La yectemian ve la yertefiandır. Peki buraya gelelim. Şuraya gelelim. Bunun adı ne? Maniatul cem. Ceme mani. Yani ne demek? La yectemian demektir. Yani önermemiz öyle olacak ki la yectemian birleşemeyecek. Ama birleşemeyecek ama sadece cem'e mani olduğu için şunun gibi değil. Bakın birinci gibi değil. Bu bir, bu iki, bu üç. Bunun gibi değil. Birleşmeye engel bu sadece. Birleşmeye engelse neye engel değil? Ayrılmaya engel değil. O zaman la yeştemiyen ve lakin yertefian. Bakın yertefian. Birleşemez ama ayrılabilir. Örnekleri göreceğiz. Peki maniatul hulu ne? Ayrılmaya engel. O zaman yazalım. La yertefian. Mukaddem ile tali la yertefian ayrılamazlar. Ama ne olabilirler? Bakın ayrılamazlar. Ama ne olur? Cem olur. Yeştemian. Şimdi demek ki şartlı ayrı önermemizin bu üç durumu önermesi olarak son derece önemlidir. Bu üç durumun bu son derece önemli oluş üzerinden müsaadenizle açımlamaya çalışmış olduğum maniatul cem ve hulu ne demek? Hem birleşemez hem ayrışamaz. Maniatul ne cem ne demek? Birleşemez ama ayrışabilir. Maniatul hulu ne? Ayrışamaz ama birleşebilir demek. Şimdi örnekler üzerinden bunları göreceğiz. Fakat başka bir renkle bir not yazacağım. Not. Bu durum önermeler her üçü içinde önermeler mucibe olduğunda böyledir. Yani önermelerimiz olumlu olduğunda böyledir. Mucibe, bu durum önermeler mucibe olduğunda geçerlidir. Peki, şimdi lütfen dikkat buyurunuz. Onu da rengi değiştirelim. Daha görsel olsun. Şayet önermeler salibe olursa, yani olumsuz olursa tam tersi olur. Şimdi örnekler üzerinden bunları göreceğiz.
Demek ki değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim, şu la yeştemiyan la yertefiyan şeklinde yazdık ya, bunlar mucibe durumda. Salibe olduğunda bunların tam tersi olur. Peki tam tersi olduğunda yazalım. Tam tersi olduğunda yazalım. Bakın. Salibe. Salibe olduğunda ne olur? La yeştemiyandı, yeştemiyan olur. La yertefiyandı, yertefiyan olur. Yani hem birleşmez hem ayrışmaz mucibede. Hem birleşir hem ayrışır salibede. Anladık mı? Şuraya yazalım. Şuraya yazalım. Bu mucibeydi. Mucibe. Bakın tersini yazıyorum. La yeştemiyandı, yeştemiyan olacak. Yertefiyandı, la yertefiyan olacak. Ayrışır da ayrışmayacak. Nerede? Salibe. Olumsuz olduğunda. Şimdi buraya gelelim. Neydi? Ayrılamazdı. Bu mucibe. Ne olacak? La yertefiyan, yertefiyan. Yeştemiyan birleşebiliyordu. La yeştemiyan. Temel mantık. Şimdi bunu zihninize yerleştirdiğiniz zaman mesele bitmiştir. Ben müsaadenizle efendim bir ışık açayım. Ortalık biraz kararıyor. Evet efendim, ışığımızı açtık. Şimdi bu genel olarak kadıyya şartiye munfasılenin üç durumunu bizim klasik İshagoji de dahil olmak üzere mantık kaynaklarımızdaki maniatul cem'i vel hulu, maniatul cem, maniatul hulu şeklinde üçe ayrılan, bunların her birerlerinin mucibe ve salibe olma durumlarında tam tersine dönmelerini de söz konusu yaptıktan sonra şimdi tekrar metnimizi, yani ana metnimizi açalım. Buradan devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ikiye ayırmıştı. B'ye geldik. Aslında yukarıya gerek yoktu. Bu B, bu buradan başlaması gerekirdi. Böyle yeterliydi bence. Ama üstada müellife saygımız var. Öyle uygun görmüş demek ki. El hakikiye ve maniatul cem ve maniatul hulu. Bakın bunun yukarıda yazmış olduğumuzu efendim dikkate alacak olursanız sevgili izleyenler, buna maniatul cem vel hulu. Evet. Maniatul cem ve hulu ikisi birlikte, ikisine de engel, sade ceme engel, sade ayrılmaya engel. Bu hâzet taksimu bi itibari imkânı içtimai tarafeyn, bakın tarafeyn mukaddem ile tali. Mukaddem ile talinin birleşmelerinin imkanı itibariyle. Bakın. Demek ki bu üçlü taksimi mantıkçılar neye göre yapmışlar? Bu üçlü taksimi mukaddem ile talinin birleşebilme birleşememe durumuna göre yapmışlar. İşte birincisine hem birleşemez hem ayrılamaz. İkincisi birleşemez, üçüncüsü ayrılamaz. Birleşme ve ayrılma durumlarına tarafeyn, içtimai tarafeyn ve ref'ehima, bakın ayrılmalarına. Birleşme ve ayrılmalarının imkanı üzerinden, imkanı itibariyle bir taksimde bulunmuşlar. Ve ademi imkan ezalik ve bunun birleşmenin ve ayrılmanın imkansızlığı durumları üzerinden değerlendirmişler. Ve tenkasimu ila selaseti aksam, üçe ayırmışlar. İla hakikiye, maniatul cem, maniatul hulu diye devam edeceğiz. Peki hakikiye olduğunda ne oluyor? Görelim. Az önce bunu gördük zaten. İnadiye'de burayla bağlantı kurmuştum. El hakikiye'ye bakın. Burayla bağlantı kurmuştum. Demiştim ki böyle yapsa daha iyi olur demiştim. Şimdi de bunu efendim burada birlikte gözlemleyeceğiz. Vahiye bu hakiki olduğunda
Yani kazıya ayrık önermemizdeki bu aykırılık gerçek olduğunda neyle hükmolunur? Ma hukme fiha bu önermede, hakikiye önermesinde hükmolunur. Neyle? Bakın bi tenafeyi tarafeyha mukaddem ile tali arasında tarafeyha arasındaki olumsuzluk ile hükmolunur. İster sıdkan ve kezben, ister önermenin doğru isterse yanlış olması durumunda fark etmez. Her iki durumda da hakiki olduğunda biz bu efendim önermeler arasındaki olumsuzluğun gerçekliğine hükmederiz. Ve bu sıdkan ve kezben her iki tür önerme çeşidimiz de ama mucibe olacak. Olumlu önerme olacak. Olumsuz değil. Olumlu. Yani cümle yapısı terkip itibariyle olumlu olacak. Dikkat buyurunuz. Böyle olacak. İcabı olduğunda ne oldu? Az önce söyledik. Birleşemez, ayrışamaz. Yani la yeştemian ve la yertefian. Ve ademi tenafeyhima bakın. Aralarındaki olumsuzluk olmadığında ki bu kezalike fis selbi ancak salibe olması durumunda mucibe ve salibe önermemiz olumsuz olması durumunda ise bu durum ne olur? Tersine döner. Bi mana ennehu la yumkin ictimauhuma ve la irtifauhuma fil icab mucibe de birleşemez de ayrışamaz da ve yectemiani ve yertefiani fis selbi olumsuz da salibede de hem birleşir hem ayrılır. Az önce tahtada bunları size izah etmeye çalıştım. Bu ibareleri kolay anlayalım diye onu yaptım. Şimdi hakikaten kolay anladığınızı düşünüyorum. Zaten tahtada gördük bunları. Peki değerli izleyenler. O zaman örnek üzerinden bunu ne yapmamız gerekiyor şimdi? Örnek vererek, örnek gayet kolay. Hemen örnekleri vurgulayalım. Yolumuza devam edelim. Misalul icab, misalü selb. Şimdi örneğimiz mucibe olduğuna göre, mucibe örneğimiz üzerinde duracağımıza göre o zaman ne arayacağız? Örneğimiz mucibe. Ne arayacağız? La yeştemian ve la yertefian. Hem birleşmeyecek hem ayrışmayacak. Hemen kolay örneğimiz üzerinde duruyoruz. El adedü sahih tam sayı. İmma en yekune zevcen çift olur. Bunu gördük zaten. Ev ferden tek olur. Şimdi bir sayı aynı anda bakın fezzevcu vel ferdu çift ve tek la yeştemian birleşebilir mi? Bir sayı aynı anda hem çift hem tek olur mu? Hayır. O zaman la yeşteman birleşemedi. Peki ayrılabilir mi? Yani bir sayı hem çift değil hem tek değil. Nasıl sayı olur mu? Hayır, olmaz. Ayrılamaz da. Demek ki tek ve çift olmak tam sayı için hem ondan ayrılmaz bir örnek şeydir. La yertefiandır, özelliktir. Zati bir özelliktir. Hem de birleşemez bir özelliktir. Yani tam sayı ya çift olur ya tek olur. Ayrı ayrı olur. Birleşemez la yeştemiyan. Yani bir sayı aynı anda hem çift hem tek olamaz. Peki bir sayı tek de değil çift de değil olabilir mi? Hayır. O zaman da sayı olmaz. Demek ki ayrılamaz da. Demek ki teklik ve çiftlik. Ezzevcu vel fert la yeştemiyan ve la yertefian minel adedis sahih. Ne kadar güzel, kolay. Bakın örneğimiz gayet güzel, gayet kolay. Şimdi gelelim bakın. Salibe örneğimize. Bu mucibeydi. Mucibe olumlu örnek. Salibe olumsuz örneğe geldik. Dikkat edelim. Örneğimiz güzel. Leysel hayvanu canlı. İmma en yekune natikan ve imma en yekune kabilen litta'lim. Leyse olumsuz bakın. Canlı dediğiniz şey canlı illa düşünen ya da öğrenme kabiliyeti olan olacak değil ya. Yani canlı dediğimizde bunun illa natık düşünen ya da öğrenme kabiliyeti olan varlık olması gerekmiyor ki. Şimdi bizim salibe olduğunda ne arayacaktık? Yeçtemiyan. Bakın tersine çevirdik. Daha yeçtemiyandı, yeçtemiyan oldu. Birleşecek.
La yertefian ayrılamazdı, ayrılacak. O halde dikkat buyurunuz. Canlımız fennâtiku ve kâbilu ta'lîm littâlim. Düşünmek ve öğrenebilme yeteneği. Yectemi'an birleşirler. Kimde? Fil insan. İnsan natık mı? Evet. Öğrenme kabiliyeti var mı? Evet. Bakın hem natık hem kabilü talim. İnsan da birleşti mi? Birleşti. Peki ve yertefiyan fi gayrihi, insan dışında natık olmayan ve öğrenme kabiliyeti olmayan canlılar var mı? Evet. Bakın ayrıştı da. La yectemi'an ve la yertefi'andı. Mucibede. Salibe olunca ne oldu? Yectemi'an ve yertefi'an oldu. Burada dikkat edeceğim şey şu. Birincil özellik mucibe oluşta. La yectemi'an ve la yertefi'an. Çünkü adını ne koyduk yukarıda bakın. Ne diye? Burada adını koyduk. Dedik ki la yectemi'an. Maniatul cem. Ha şuradaydı pardon. Maniatul cem. Vel hulu. Koyduk adını. Maniatul cem vel hulu. Maniatul cem, maniatul hulu. O zaman örneklerimizi mucibe ve salibe oluşu üzerinden buna göre değerlendirip buna göre okuyacağız. Böyle okursak o zaman hiçbir sorun olmaz. Gayet kolay anlarız. Şimdi geldik ikiye. Ne maniatul cem? Şimdi bizim zihnimiz otomatik olarak sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler. Nereye gidecek? Şuraya. Ha, la yeştemiyandır. Diyeceğiz ki ha, bu cem emani la yeştemiyandır. Cem emani. Peki ayrılmaya mani mi? Hayır. Birleşemez ama yer tefiyan ayrılabiliyormuş. Zihnimiz direkt buraya gidecek. Peki bu nerede? Mucibede. Salibe olunca ne oluyor? Aşağıda göreceğiz. Bakın fisselbi salibe olduğunda. Bunun tersi olacak. Orada da birleşecek, ayrılamayacak. Gayet basit. Çok kolay. Yeter ki zihnimizi bu önemli la yeştemiyan la yertefiyan meselesine, yeştemiyan yertefiyan konusuna mucibe salibe üzerinden, olumluluk olumsuzluk üzerinden iyi adapte edebilirsek bu konuları anlamamak gibi bir şansınız söz konusu olmaz. Şimdi maniatü cem. Ne arayacağız? Cem emani ayrılmaya mani değil. Peki ne tür bir önerme böyle oluyormuş. Onu örneğiyle görelim. Vahiyye bu önerme yani maniatu cem ma hukime bu önermede hüküm olunur. Fiha bu önermede hüküm olunur. Neyle? Bakın bir tenafey tarafeyha mukaddem ile tali arasında olumsuzluğa hüküm olunur. Bir olumsuzluk var. Ev ademi tenafeyhima olumsuzluğa hüküm olunur. Ya da olumsuzluğun olmadığına hüküm olunur. Sıtkan, bakın önermenin doğru olması durumunda la keziben yanlış önerme olmayacak. Doğru önermelerde bu böyle. Bir mana şu manaya gelir ki bu söylediğimiz şu anlama gelir ki ennehu sözünü ettiğimiz önerme la yumkin içtimauhuma mukaddem ve talideki tenafi olumsuzluk la yectemiyan cem olamazlar. Ama ve yecuzu en yertefi'a ma'an. Bakın tesliye. Ama hem mukaddimedeki hem de talibeki olumsuzluk birbirlerinden fil icabi mucibe önermede ayrılabilirler. Ve yimkin içtimauhuma bakın bu defa da cemleri mümkün olur. Ve la yumkin irtifauhuma ayrılmaları mümkün olmaz. Tersine döndü. Nerede? Fissalibi. Fisselbi. Salibe önermede. Aynen yukarıdaki gibi. Mucibede şöyle. Ne arıyoruz? Mucibe ne arıyoruz? Cem olmayacak kardeşim. Birleşemez. Ayrılabilir mi? Evet. Bu nerede? Mucibede. Peki salibe olursa tersi. Salibede de birleşir. Ayrılamaz. Altındakine geldiğimizde de o da hulve mani. Mucibede ne arayacağız? Ayrılamaz kardeşim. Birleşir ama ayrılamaz. Peki salibe olursa bu sefer de ayrılır ama birleşemez. Demek ki mucibe ve salibe durumlarında bunların birbirlerinin tersine dönüşüne dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen örneğimizin mucibelinin bakalım. Misalül icab önermemiz mucibe olduğunda diyor durum şöyle olur. Bakın.
bakalım ne oluyormuş görelim. Diyor ki imma en yekunel cismu, bakın, ebyad ve esved, beyaz, siyah. Mukaddemimiz ne? Cisim beyazdır. Mukaddem. Talimiz ne? Cisim siyahtır. Peki cisim siyah olabilir mi? Evet. Peki cisim beyaz olabilir mi? Evet. Bakın beyaz siyah birbirinden ayrıldı mı? Evet. Peki bir cisim aynı anda beyaz, aynı anda siyah olabilir mi? Hayır. Bakın maniatul cem. Maniatul cem. Bakın birleşmeye mani oldu. Ama ne oldu? Ayrılabilir mi? Evet. Fel ebyad vel esved la yumkin ictimauhuma fi cismin vahid. Bir cisimde siyah ve beyaz asla birleşemez. Velakinnehu yumkin irtifauhuma, ayrılmaları mümkün fil cism el ahmar. Bakın. Cisim kırmızı oldu. Siyah da değil, beyaz da değil. Bakın ayrıldı mı? Evet ayrıldı. İkisi de ayrıldı. Hem siyah değil hem beyaz değil. Peki ne oldu şimdi? Maniatul cem. Bakın. Bir araya gelemez daha yaşadım yani. Peki ayrılabilir mi? Evet. Yertefyan. Peki bu nerede böyle oldu? Mucibede. Mucibe. Olumlu önermemizde. Salibeye inelim. Misalü salip. Bakın selp. Salip diyorum. Misalü selp. Salibe önermemiz. Buraya gelelim. Rengi değiştirelim dikkat çeksin diye. Evet, olumsuzluk. Bu örneğe dikkat edelim biraz. Cümlenin kuruluşu önemli. Şimdi burada ne arayacağız? Yazalım. Yectemian birleşecek. Birleşecekler. La yertefian ayrılamayacaklar. Tam tersi oldu yukarıdakinin. Peki okuyalım bakalım. Yectemian la yertefian olacak mı? Leyse imma, bakın olumsuz. Leyse imma en yekunel cismu, cisim gayra ebyat, buraya dikkat edelim. Ev gayra esvet. Cisim beyaz olmayan. Beyaz olmayan. Siyah olmayan. Cisim ya beyaz olmayan ya siyah olmayan olacak değil ya. Yani başka renkler de var. Bir cisim illa ya beyaz olmayan ya siyah olmayan olacak değil ya. Şimdi burada gayru ebyad, beyaz olmayanla gayru esvet, siyah olmayanı birleştireceğiz, cem edeceğiz. Yeştemian yapacağız ya. Onun için de müellif diyor ki fe inne gayral ebyad ve gayral esvat, beyaz olmayan ve siyah olmayan buluşurlar, birleşirler. Yeştemian, bakın, buluşur, birleşirler. Nerede? Fil ahmer. Cisim kırmızı. Cisim kırmızı. Peki kırmızı siyah olmayan mı? Evet. Beyaz olmayan mı? Evet. Peki kırmızı renk, kırmızı renk siyah olmayanla beyaz olmayanı olumsuz önermede cem etti mi? Evet. Bakın. Cismin siyah olması durumunda, cismin kırmızı olması durumunda olumsuz önermemizde cem mümkün oldu. Niye? Çünkü kırmızı hem siyah değil hem beyaz değil. Şimdi dikkat buyurunuz. Ve la yertefian, ama ayrılamazlar. Tersine döndü ya salibe. Nerede? Fil cismil vahid. Cisim tek olduğunda, bir cisim söz konusu olduğunda beyaz olmayan ve siyah olmayan ayrılamazlar. Neden? Çünkü dikkat buyurun bakın. Bi en la yekune gayra ebyad, siyah olmayan olmamak, bakın,
La hayır. Beyaz olmayan olmamak. Ve la gayru esvet. Siyah olmayan olmamak. Yani beyaz olmayan olmamak beyaz olmak demektir. Siyah olmayan olmak da siyah olmak demektir. Yani yekunu bel yekunu ebyad ve esved. Ve hâzâ muhâlun. Bir cisimde bunlar efendim ondan ayrılamazlar. Yani beyaz olmayan olmamak, siyah olmayan olmamak cisimden ayrılabilir bir özellik değildir. İlla yani bu ifade cisim renksiz demektir. Cümleleri olumsuzluklar olarak kurduğumuz için olumluya döndü. Bel bakın yekun oldu. La yekunu yekuniye döndü. Yani sanki efendim aynı anda beyaz aynı anda siyah demiş gibi ya da cisim renksiz rengi yok demiş gibi olduk. Bu muhaldir. Öyleyse la yertefiyandır. Yani önermemiz salibe olması durumunda maniatül cem ile ilgili koştuğumuz cem emani durum tersine döndü. Ref emaniye döndü olumsuz olunca. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, İsagoji metinlerini okurken de duracağız. Mantık derslerimizde konu maniatül huluya gelince biraz da dersin sonuna geliyor. Ondan mıdır nedir? Bu mübarek maniatül hulu verilen örneklerden falan da harekette bir türlü tam iyi anlaşılmaz. Onun için de öğrenciler hocam hepsini iyi anlıyoruz da bu maniatül hulu mübareki anlamıyoruz. Hele de İsagoji'nin tuhaf bir misali var. Onu İsagoji okurken konuşacağız. Tuhaf bir Ebheri merhum bir örnek koymuş. Onun üzerinden bayağı inşallah İngilizce metinleri okurken orada konuşuruz. Zaten bunlar birlikte birbirini tamamlasın diye o iki dersi yapıyoruz biliyorsunuz. Burada anlaşılacağını umuyorum. Ele alacağımız örnekte de örnek kifayet etmezse benim hazırladığım bir örnek var. Olmazsa onu da inşallah tekrar yine konu ederiz. Onun üzerinden devam ederiz. Peki maniatı hulu olduğunda mucibe yazalım. Mucibe bir önermede. Neyi arıyoruz? Huluva engel. Hulu neydi? Ayrılmak. Ayrılmaya erken. O zaman ne yazacağız? La yertefiyan. Mucibe de aradığımız şey bu. La yertefiyan. Ayrılamazlar. Ayrılamazsa tersine yeştemiyan. Birleşebilir. Ayrılamaz ama birleşir. Şimdi vereceğimiz örnekte bu özelliği arayacağız. Ama bu nerede? Mucibede. Ama salibe olduğunda bakın salibe olduğunda bunun tersi olacak. Peki okuyalım ibareyi. Diyor ki وَهِيَ مَا حُكُمَ ف۪يهَا bu önermede şuna hüküm olunur. Neye? بِتَنَافَيْ تَرَفَيْهَا mukaddem ile tali arasında, M ile T arasındaki olumsuzluk ile hüküm olunur. Ya da ev ademi içtimahuma, içtimaihima birleşmelerinin imkansızlığına hüküm olunur. Nerede? Fil icabi efendim olumlu da. Ve yümkün irtifauhuma ayrılmalarının mümkünlüğüne ve la yümkün içtina hüküm olunur. Fisselbi efendim olumsuz da. Yani olumsuz olduğunda aşağıda da şurada örnekte göreceğiz. Durum tam tersi olacak. Vurgulayalım şeyleri. Misalül icab, misalü selb. Ve bu vurgulamaların üzerinden de konuyu işleyelim. Şimdi mucibe durumunu okuyoruz. Mucibede ne arıyoruz? Ayrılmayacak, birleşebilecek. La yertefian, yeştemiyan. Peki salibede ne arayacağız? Tersi. Yani yertefian, ayrılabilecek. Ayrılabilecek. La yeştemiyan, birleşmeyecek. Bunu arayacağız. Peki arayalım bakalım örneklerde müellif bizi tatmin edebilecek mi? Ya da ikna olabilecek miyiz? Görelim. El cismu direkt bakın örneğe geçtim. Örnek veriyor.
İmma en yekune, bakın. Cisim imma en yekune gayra ebyat, beyaz olmayandır. Av gayra esvet, siyah olmayandır. Cisim ya beyaz olmayandır ya siyah olmayandır. Peki yani ey ennehu la yahlu, ayrılamaz. Kim? El cismu, cisim. Cisim ayrılamaz. Neden? Min ahadihima, beyaz olmayandan. Bakın, beyaz olmayandan ve siyah olmayandan ayrılamaz. Ve in, bakın, ve in içtema, beyaz olmayan ve siyah olmayan birleşebilmesine karşın. Ve in içtema, birleşebilirken, şimdi örneği izah ederken bunu konuşacağız. Birleşebilirken ayrılamaz. Zaten şartımız neydi? La yertefian ayrılamaz olacaktı. Yeçtemian birleşebilir olacaktı. Her ne kadar birleşebilirse de, yeçtemian ise de la yahlu, yani la yertefiandır. Çünkü zaten önermemizin adı ne? Maniatül hulu. Ayrılığa engeldir. Şimdi sevgili izleyenler, örneğimizi biraz inceleyelim ve sonra onun örneği nasıl bir ayrılmazlığa ifade ediyor da Cem'e imkan veriyor, görelim. Cisim ya beyaz olmayandır, ya ne demek cisim beyaz olmayandır? Yani beyaz dışında diğer renkler, siyahı da içine alır. Ya da siyah olmayandır. Siyahın dışında beyaz da dahil hepsini içine alır mı? Evet. Peki bu durumda la yertefian bir cisim mutlaka renkli olması gerektiğine göre, diyelim ki bu cisim kırmızı oldu. Beyaz olmayan olmaktan ayrılabildi mi? Hayır, beyaz olmayan oldu. Bu cisim sarı oldu. Gayra esvetten ayrılabildi mi? Siyah olmayandan ayrılamadı. Çünkü sarı siyah olmayandır. Yani gayra ebyat olmak, gayra esvet olmak bir cisimin rengi söz konusu olduğunda la yertefiandır. Onlardan ayrılamaz. Peki ayrılamaz da nasıl içtima eder? Cem olur. Bakın. Sarı oldu, kırmızı oldu. Cisim sarı ya da kırmızı veya herhangi bir renk olduğunda cisim gayra ebyad oldu mu? Evet. Hem gayra ebyazken aynı zamanda gayra esvet de oldu mu? Evet. Çünkü bunlar beyaz olmayan ve siyah olmayandır. Peki beyaz olmayan ve siyah olmayan cem oldu mu? Evet, cem oldu. Cem olabilirken ayrılamaz oldu. Cem oldu. Ayrılamaz oldu. Ayrılamaz. Ama nerede? Mucibede. Mucibede böyle. Peki salibeye gelelim. Tersi olacak. Ne arayacağız? Ayrılabilecek, cem olmayacak. Leyse imma en yekunel cismu ebyad ve imma en yekune esvede esved. Cisim illaki beyaz ya da siyah olacak değil ya. İlla bir cisim beyaz ya da siyah olacak değil ya. Cisim sarı. Şimdi beyaz olmaktan ayrıldı mı? Evet. Siyah olmaktan ayrıldı mı? Evet. Bakın yertefian. El cismu sarı. Yertefian ayrıldı. Neden? Yertefian anil ebyad anil esvet. Siyah ve beyazdan ayrıldı. Bakın ayrıldı. Ama birleşemeyecek şimdi. Ve manahu ennel vakia, realite şöyledir ki kad yahlu, bakın kad yahlu, bazen ayrılır.
Min ahadihima beyaz ve siyah oluştan gerçeklikte cisim ayrılır. Ve in kana her ne kadar bir cisim fil vaki realitede daha yeşemyan olsa da, yani beyaz ve siyah aynı anda bir cisim beyaz ve siyah olabilir mi? Hayır, olmaz. Ama bunlar birbirlerinden ayrılır. Bazen ikisinden, mesela sarı olduğunda ikisinden de ayrıldı. Hem beyaz değil hem siyah değil. Ama bazen de fil vaki ne olur? Ahadihima birinden ayrılabilir. Örneğin beyaz olur, siyah olmaz. Siyah olur, beyaz olmaz. Bunların birinden ayrılabilir. Tek tek de ayrılabilir. İkisinden birlikte de ayrılabilir. Ama bu durum önermemizin mucibe ve salibe oluşuna göre belirlenir. Sevgili arkadaşlar, önümüzde inşallah Fas-ı Saniye geldik. Son derece önemli bir konuya geldik. Önermeleriyle ilgili hükümler ve bunların arasındaki ilişki konusunu işleyeceğiz. Umarım bu son derece önemli ve son derece anlaşılması biraz karmaşık gibi gelen, özellikle şartlı önermelerin ayrık olanları, ayrık şartlı önermeler, el-kadiyye, şartiye, munfasileyi müellifin bize sunduğu gibi ya da benim tahtada zaman zaman izah etmeye çalıştığım hususlar üzerinden anlamışsınızdır. Bir sorun yoktur diye umut ediyorum. Varsa yazarsınız efendim. Onları bir kere daha farklı yönleriyle dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği kadarıyla siz değerli izleyenlere ve sevgili öğrencilerime izah etmeye çalışırım. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.